Arkadaşlar merhabalar. Mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ÖSYM tarzı test 3'teyiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. A, B ve C tam sayılar olmak üzere. Bakın A, B, C eşitlikleri verilmiş. A küçüktür 0 küçüktür B küçüktür C. Olduğuna göre X ve Y sayılarının en küçük tam sayı değerleri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar önce A'yı bir bulalım. Bakın e, çarpma işlemi var. İşaretleri çarparsam ne olacak? Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. 5 ile 2'yi çarparsam 10 olacak. Eksi 1 ile de x'i çarparsam arkadaşlar ne olacaktır? 10 eksi x olacaktır. Bakın a'yı biz ne bulduk? 10 eksi x bulduk. a dediğimiz sıfırdan küçükse dolayısıyla arkadaşlar 10 eksi x de ne olmak zorunda? Sıfırdan küçük olmak durumunda. x'i eşitliğin sağ tarafına atacak olursam 10 Küçüktür x olacak. Ben x'in en küçük değerini arıyordum. 10'dan büyük en küçük tam sayı nedir arkadaşlar? 11'dir. Dolayısıyla x'in 11 olması gerekiyor. Yani cevabımız ya b olacak ya da c olacak. Şimdi b'ye bakalım. Bakın yine çarpma işlemi var. İşaretleri çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımından artı geldi. 4 kere 3'ten 12 geldi. Eksi 2 ile 3'ü çarparsam arkadaşlar eksi 6 gelecek. 12 eksi 6'dan da bakın b'yi ben de buldum arkadaşlar. 6 olarak buldum. Şimdi c'ye bakalım. 12'yi eksi 3'e bölersem ne gelir arkadaşlar? Eksi 4 gelir. eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. 4 ile de y'yi çarparsam artı 4y olacak. Bakın şurada c gördüğüm yere eksi 4 artı 4y yazacak olursam iki tane bilgiden ne yazabilirim? 6 küçüktür eksi 4 artı 4y yazabilirim. Eksi 4'ü eşitsizliğin sol tarafına attım. 6 artı 4'ten 10 gelecek küçüktür 4y. Bakın ben y'nin de en küçük olmasını istiyorum. Dolayısıyla y buradan en küçük tam sayı olarak ne olacak arkadaşlar? 3 olsun ki 4 kere 3'ten 12 gelsin. 10 küçüktür. 12 eşitsizliği sağlansın. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız bakın B 5. 2'ye bakalım şimdi. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere eşitlikleri verilmiştir. Buna göre bu işlemin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi tablo şeklinde yapalım. A, B ve C diyelim. Bakın 11 ve 13'ün asal olduğuna dikkat edelim. Asal sayı neydi? 1 ve kendisinden başka ortak böleni olmayan sayıydı. Dolayısıyla bu sayıların asal olması demek ihtimallerimizin biraz daha az olması anlamına gelir. Şimdi ben A'ya 1 dersem B artı 1'in ne olması lazım? 13 olması lazım. Veya A'ya 13 dersem B artı 1'in 1 olması lazım. Şimdi arkadaşlar ilk durum olamaz. B artı 1 olacaksa B artı 1 eğer 1 olursa B ne olur arkadaşlar? 0 olur ki ben A ve B'nin ikisinde pozitif olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu ihtimal gitti. O zaman A 1 olacak. A 1 olacak. Eğer B artı 1 13 olacaksa B de buradan arkadaşlar ne olur? 12 olur. Şimdi burada yerine yazalım. Bakın A yerine 1 yazdım. B yerine 12 yazdım. Çarpı C eşittir 11. 1 eksi 12 ne, ne yapar arkadaşlar? Eksi 11 yapar. Eksi 11 çarpı C eşittir 11 ise her tarafı eksi 11'e bölersem C'yi eksi 1 olarak buluruz. C'nin negatif olmasında herhangi bir sıkıntı yok. A ve B pozitif olsun. Yeter arkadaşlar. Dolayısıyla A eksi C. Bakın ben bu işlemin sonucunu arıyorum. Bütün e, harflerimizi bulduk. A yerine 1 yazdım. C yerine eksi 1 yazdım. Çarpı B'de arkadaşlar 12 olarak bulmuştuk. Bakın iki tane eksi yan yana geldiğinde artı olacaktır. 1 bir artı 1'den bakın bu parantez içi 2. 2 çarpı 12'den de cevabımızı 24 olarak bulmuş oluruz. Hemen 3'e bakalım şimdi. A, B ve C tam sayı olmak üzere. Aşağıdaki çarpma işlemi tablosu verilmiştir diyor. İfadesindeki C'nin en büyük değerine göre M-N artı C ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar C en büyük olacaksa o zaman ne olması lazım? Ee, A, A'nın küçük olması lazım. Şimdi B B'de negatif yönde çalıştığına göre arkadaşlar o zaman ne olacaktır? B de büyük olacaktır. Şimdi bakalım. Bakalım arkadaşlar. Şimdi A ile bakın bu çarpma işlemi. A ile A'yı çarpınca arkadaşlar ne olmuş? Bakın 9 olmuş. Yani A ile A'yı çarparsam A kare olur. A kare eşittir 9 ise A buradan ne olur arkadaşlar? Ya 3 olur veya A buradan eksi 3 olur. Neden? Çünkü eksi 3'ün karesi de arkadaşlar 9 yapacaktır. Şimdi buraya dikkat edecek olursanız A ile B'nin A ile B'nin kesişiminde ne var arkadaşlar? 15 var. A çarpı B eşittir. Demek ki buradan 15. Şimdi A eğer buradan 3 olursa B ne olacaktır arkadaşlar? 5 olacaktır. Değil mi? Veya A'nın iki tane değeri vardı ya. A çarpı B eşittir 15'ti. A eksi 3 olursa burada söylemiştik. A eksi 3 olursa B de otomatikman ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. Çünkü eksi 3 eksi 5'in çarpımı artı 15 yapacaktır. Şimdi iki tane duruma bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk duruma göre bakın A ve B'nin 3 ve 5 olma durumuna göre bakalım C'ye bakalım kaç çıkacak. A yerine ne yazalım arkadaşlar? 3 yazalım. B buradan 5 oldu. Artı C eşittir 6. E burası arkadaşlar eksi 2 yapar. Eksi 2 artı C eşittir 6. C değeri buradan 8 olacaktır. Şimdi ikinci duruma göre bakalım. Bakın A ve B yerine eksi 3 ve eksi 5 yazacağız. Burada yazıyorum. A yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi diyorum. B yerine eksi 5 yazıyorum. Artı C eşittir 6. İki tane eksi yan yana geldiyse ne olacak? Artı olacak. E, eksi 3 ile artı 5 toplarsam 2. 2 artı C eşittir 6 ise 2'yi sağ tarafa atarsam C de ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Soru kökünde ne diyordu bana? C'nin en büyük değerine göre diyordu. C burada arkadaşlar en büyük 8 değerini aldı. Dolayısıyla buradan çözüm gelmeyecektir. E, o zaman ne diyeceğiz? Buna göre m eksi n artı c değerlerine bakalım. Şimdi m'yi de bulalım. Bakın a ile ben b'yi çarpınca ne olacak? m olacak. arkadaşlar a ile b'nin çarpımını ben zaten ne bulmuştum? 15 bulmuştum. Dolayısıyla m değeri 15 olacak. Yazalım. n değerine bakalım. n değeri de arkadaşlar bakın şurada b ile b'nin çarpımı. E b 5'ti. 5 kere 5'ten de o zaman n değeri ne olacak? 25 olacak. Aradaki işaretimiz eksi artı diyorum. E, C değerini zaten 8 olarak bulduk. Arkadaşlar burası 20 ve 15 eksi 25'ten eksi 10 gelecek. Eksi 10 artı 8'den de cevabımız eksi 2 olarak bulunur. Bakın A şıkkında. Hemen 4'e bakalım şimdi. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre A sayısı kaçtır diye soru diyor. Şimdi arkadaşlar e, ihtimalleri en az olanı deneyelim. Şimdi 4'e bakalım. Bakın şu çarpma işlemine bakacak olsam bu 4'ü nasıl elde ederim ben? Ya 2 çarpı 2 olur ya da 4 çarpı 1 olur değil mi? Şimdi 2 2 defa kullanmış olurum arkadaşlar. Dolayısıyla 2 çarpı 2 yazma şansım yok. Ya buraya 4 yazacağım, buraya 1 yazacağım ya da yerleri değişecek. 4 kere 1 de 4, 1 kere 4 de 4 sonuçta. Şimdi arkadaşlar bölme işlemine geçecek olursam e, buradaki sayılardan herhangi iki tane sayıyı böldüğüm, birbirine böldüğüm zaman 4 nasıl çıkabilir? Ya 4'ü 1'e bölersem 4 olur ki bunu kullandım. 4 ile 1'i kullandım. Bir daha kullanamam. Ya da 8'i 2'ye bölersem 4 çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar burası ne olacak? 8, 8 olacak. Burası da 2 olacak. Bakın kullandıklarımı sileyim. 1'i kullandım. 4'ü kullandım. 2'yi kullandım. Ve 8'i kullandım. Şimdi arkadaşlar hangi iki sayının farkı burada 4 gelebilir? Bakın 7 ile 4'ü alamam. Özür diliyorum. 7 ile 4'ün farkı 3 yapar ama 4'ü kullandım. Dolayısıyla o zaman ne diyelim? Biz 6 ile 6 ile 3 diyelim arkadaşlar. Şurası özür diyorum ya. 7 ile 3 diyeceğiz değil mi? 7 ile 3'ün farkı 4 olur. Yani şurası 7 olacak. Şurası da 3 olacak. Şimdi 7 ile 3'ü de kullandık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 6 ile 5 kaldı. 6 buraya 5 buraya. Yerleri değişse de önemli değil. Demek ki e, A değeri ne olacak arkadaşlar? 11 olmuş olacak. Bakın E şıkkında mevcut. Hemen 5'e bakalım. Emre gün ay olarak AB bölü bakın CD tarihinde matematik sınavına girmiştir. AB ve CD iki basamaklı sayılar olmak üzere bu çarpımın en büyük değeri için Emre bu sınavdan e, ifadesinin değeri kadar puan almıştır. Buna göre Emre'nin matematik sınav puanı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu çarpımın büyük e, en büyük olabilmesi için A'nın, B'nin, C'nin, D'nin mümkün olduğunca ne olması lazım büyük olması lazım. Şimdi bakın şurası gün, şurası da arkadaşlar ay olacak. Şimdi bakın C en büyük olabilmesi için şimdi bir yılda arkadaşlar 12 ay var değil mi? Ben şimdi e, birinci, ikinci ay, üçüncü ayı seçmiş olsam tek basamaklı olacak. Yani şöyle olacak. Mesela 0-1 olmuş olacak. Veya işte 0-2 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar ben C'yi zaten otomatikman 0 seçtiğimde ne olmuş olur? Bu çarpım 0 olmuş olur. Bakın şu çarpımdan bahsediyorum. 0 olmuş olur. Ama ben bu çarpımın en büyük olmasını istiyorum. Dolayısıyla sıfırdan ne yapacağım? Ben kaçacağım. E, o zaman iki basamaklı sayılara geçersem 11 ve 12 olacak. Bakın bunun rakamlarını çarpsam 1, bunun rakamlarını çarpsam ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Yani ben demek ki neyi seçmem lazım? 12'yi seçmem lazım. Demek ki C değeri buradan 1 olacak. D değeri de arkadaşlar ne olması lazım? 2 olması lazım. Şimdi gün olarak bakalım arkadaşlar. Günde de bir e, ayda 30 e, 30 veya 31 gün var, değil mi? Bunların çarpımı en çok hangisi olabilir? Hangisi olabilir? Bakın 29'u seçersem, 29'u seçersem 2 çarpı 9'dan bakın 18 gelir. Diğerlerinde hangisini seçerseniz seçin. Mesela 30'u seçsen e, o zaman 3 çarpı 0 olacak değil mi? Yani e, 0 işin içine girince bu çarpım ne olacak? Tamamını e, 0 yapmış olacak arkadaşlar. Ben bunun olmasını istemiyorum. Ben en büyük değeri olmasını istiyorum. E şimdi birler basamağı onlar basamağı özür diliyorum. 1 olmuş olsa 1 olmuş olsa mesela 19'u seçmiş olsam e, 1 ile 9'un çarpımından 9 gelecek. Daha küçük değil mi? O yüzden benim seçebileceğim maksimum 29 olacak arkadaşlar günlerden. E o zaman bakın bunun sonucu ne olmuş oluyor? Ee, 36 mı olmuş oluyor? Tamam. Neyse biz A, B, bulduk zaten. D e, arkadaşlar 2 idi. Dolayısıyla 6 çarpı 2'den ne olacaktır? 12 olacaktır. Ee, pardon B B'de mi burası? Evet. B'yi biz 9 bulduk. 6 kere 9'dan bakın burası 54 oldu. D'yi biz 2 olarak bulmuştuk. 3 çarpı 2'den 6 geldi. Artı A'yı 2 bulduk. C'yi de arkadaşlar bakın 1 olarak söyledik. 54 ile 60 6'yı toplarsam 60, 2 daha 62, 1 çıkartırsam ne olacaktır arkadaşlar? Cevabımız 61 olarak gelecektir. 6'ya bakalım şimdi. A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere arkadaşlar bakın dikkat edin bu defa tam sayılar falan değil. Eşitlikleri verilmiştir. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Hemen tablo şeklinde yapalım. A, B ve C diyelim. Arkadaşlar iki tane sayı A ile B çarpılmış ve sonuç sıfır bulmuş. O zaman ya A sıfırdır ya da B sıfırdır. Değil mi? Ya A sıfırdır ya da B sıfırdır. Şimdi B sıfır olamaz. B sıfır olamaz. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın B'ye ben sıfır dersem sıfırla C'yi çarpınca sonucun sıfır olması lazım ama bakın burada 6 çıkmış. Dolayısıyla B sıfır değil. E B sıfır değilse o zaman otomatikmen hangisinin sıfır olması lazım? Bakın A'nın sıfır olması lazım arkadaşlar A sıfırsa B'de 2 gelecek. Sıfırla 2'nin toplamı 2 çünkü. E burada B 2 ise 2 tane bakın 2C 6 ise o zaman C'yi de ne kalacak burada? 3 kalmış olacak. E hepsini bulduk yerlerine yazalım. B yerine 2 yazdım. C yerine 3 yazdım. A yerine 0 yazdım. Topladığımda cevabımız 5 olarak gelmiş oldu. Hemen 7'ye bakalım. ABCDE D, e. kenar e, beşgeninin kenar uzunlukları tam sayı olmak üzere. Bakın bu önemli. X 5'ten büyükmüş. BC ile DE x'miş arkadaşlar. Bakın BC ile DE x'miş. Geri kalanlar da y'miş. Y, y ve y. Beşgenin çevresi 98 cm olduğuna göre y'nin en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun çevresini toplayacak olursam bakın 2 tane x var, 3 tane y var topladım çevreyi ne oldu 98 olmuş oldu ben şimdi y'nin en büyük olmasını istiyorum dolayısıyla x'in ne olması lazım en küçük olması lazım x'in de ben 5'ten büyük olması gerektiğini biliyorum o zaman x'e en az ne verebilirim 6 verebilirim x'e 6 verirsem 2 çarpı 6'dan burası 12 yapar 12 artı 3y eşittir 98 buradan 12'yi sağ tarafa atarsam 3y eşittir 86. Her tarafı 3'e bölersem 86 3'e tam olarak bölünmeyecektir. Yani y buradan tam sayı gelmeyecektir. Fakat ben arkadaşlar kenar uzunluklarının ne olmasını istiyorum? Tam sayı olmasını istiyorum. Demek ki x6 olamadı. x6 olamayacaksa x'e 7 verelim arkadaşlar. x'e 7 verdiğimde bakın x'e 7 verirsem 2 çarpı 7'den burası 14 olacak. Artı 3y eşittir 98. 14'ü eşitliğin sağ tarafına atarsam 3y eşittir 84. Her tarafı 3'e bölersem y'yi 28 olarak bulmuş olur. Bizden de y'nin en büyük değeri isteniyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız B şık. 8'e bakalım şimdi. Aşağıdaki 9 tane kutunun her birinin içine birbirinden farklı pozitif rakamlar yerleştirilecektir. Bakın birbirinden farklı olacak ve pozitif rakamlar yerleştirilecektir arkadaşlar. Sarı ve mavi renkli kutulara yerleştirilen rakamların toplamı birbirine eşit olacaktır. Buna göre bu işlemin en büyük değeri Kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi toplamda bizim 9 tane ee, değil mi? Rakamımız var. 9 tane rakamımız var. 1 2 3 nokta nokta. Nereye kadar? 9'a kadar. Şimdi arkadaşlar bu 9 tane 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını biz Gauss formülünden ne olduğunu biliyoruz. Son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Yani 10 ile 2'yi sadeleştirirsem 5 9 kere 5'ten de bakın ne gelecektir? 45 gelecektir. Yani buradakilerin hepsinin toplamı arkadaşlar 45 olacaktır. 45 olacaktır. Şimdi devam edelim okumaya. Ne diyor? Sarı ve mavi renkli kutulara yerleştirilen rakamların toplamı birbirine eşit olacaktır. Sarıların toplamı bakın şunlar. Mavilerin toplamı bakın şunlar birbirine eşit olacaktır. Yani yalnız kalan hangisi arkadaşlar burada? Yeşil kutu. Şimdi Buna göre diyor bu işlemin en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu ifadenin en büyük değeri soruluyorsa biz her zaman nereden başlayacağız? Pozitiften başlayacağız. Katsayısı pozitif olan y dolayısıyla y'nin en büyük olması lazım. Z'nin ve x'in katsayıları negatif olduğuna göre bunlar tam tersi yönde çalışacaktır. Yani benim x'e şu yeşil olan kısma ne vermem lazım? En küçük sayıyı vermem lazım arkadaşlar. En küçük sayıyı vermem lazım. Şimdi zaten Şuralarda 1 ve 2 kullanılmış. 1 ve 2 kullanılmış. O zaman benim x'e verebileceğim en küçük değer nedir arkadaşlar? 3'tür. Tamam. 3'ü bulduk. Y'nin de ben maksimum olmasını istiyorum. Y'nin de maksimum olmasını istiyorum. Arkadaşlar burada zaten 9 kullanılmış. Değil mi? E o zaman 9 kullanıldıysa ben Y'ye ne diyeyim arkadaşlar? Burada 8 diyeyim. Hatta şöyle x'in de 3 olması gerektiğini ee, anladık ya. Şimdi tamamının toplamı 45 değil miydi arkadaşlar? Evet. Bunun içerisinde X de var. O zaman ben X e, X'i hariç tutsam, hariç tutsam. Yani geri kalanların toplamı, sarılar ve mavilerin toplamı 42 olur mu? Evet. O zaman sarılarla mavilerin toplamı da birbirine eşit olduğuna göre bakın 21'i sarı olacak. 21'i de ne olacak arkadaşlar? Mavi olmuş olacak. Tabi 21 dediğim arkadaşlar mavilerin toplamı. Buradaki 21 dediğim de sarıların 4 tane kutunun toplamı 21 yapacak arkadaşlar. Buna göre mavilere bakacak olursam bakın şurası 9 oldu. Burası e, bir daha 10 oldu. Değil mi? Şurası 18. E, o zaman 21 olması için şuraya ne kalıyor arkadaşlar? 3 kalıyor. E fakat ben burada 3'ü kullandım. Ha, demek ki buradan bizim anlayacağımız sonuç ne? Buradaki y'ye ben arkadaşlar 8 veremiyorum. Bakın y'ye 8 veremiyorum. 8 veremeyeceksem o zaman ne diyeyim arkadaşlar? 7 diyeyim. Şuraya 7 diyeyim. Şimdi toplayalım. 9, 10, 17, e, 21 olacaksa bakın buraya ne kaldı arkadaşlar? 4 kalmış oldu. Tamam. Şimdi y'nin değerini bakın ne bulduk? E, 7 olarak bulduk. Bulmamız gereken ne arkadaşlar? Z. Şimdi bakın şurası zaten bak kaç? 2. Dikkat ederseniz ben de z'nin aynı zamanda bakın küçük olmasını istiyorum. Değil mi? Benim şimdi kullanmadığım rakamlara bakacak olursam arkadaşlar bakın kullanmadığım rakamlar. Şimdi burada 9 e, kullanıldı. Şöyle yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pozitif rakamlarımız bizim bunlar. Bakın kullandıklarımızı bir eleyelim. 1 kullanıldı. 2 e, 2 bakın arkadaşlar şurada kullanıldı. 3 x'i bulmuştuk. 4'ü de biz bulduk. Bakın şurada. 5 ee, kullanılmadı. Bakın 7'yi de kullandık. Değil mi? 7'yi de kullandık. Kullanmadığımız rakamlar şunlar. 5, 6, 8 hatta 9 da kullandık arkadaşlar. Bakın o da şurada. 5, 6 ve 8 değerleri gelecektir arkadaşlar. 5, 6 ve 8 değerleri gelecektir. Şimdi o zaman ben Z'nin de küçük olmasını istiyorum ya. Bu 5, 6, 8 arasından en küçük hangisi arkadaşlar? 5. Yani, o zaman ben Z'ye de ne diyeyim arkadaşlar? 5 diyeyim. 7 bakın 7 eksi 5'ten 2 kaldı. 2 eksi 3'ten de cevabımız eksi 1 olarak gelmiş olur. Nerede var? Bakın D şıkkında. Bence bu güzeldi. Buna bir yıldız atalım. Hemen 9. sorumuza geçelim. Aşağıda dengede bulunan eşit kollu terazide renkleri bakın bu olan cisimlerin her birinin ağırlığı farklı olup 5, 6, 7 ve x kilogramlarından birine eşittir. Buna göre x'in tam sayı değeri en az kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle yapmamız lazım. Bunlar eşit kollu terazi olduğu için buraya koyacaklarımla buraya koyacaklarım ne olacak arkadaşlar? Birbirinin aynısı olacak. Kilogram olarak aynı olacak. Bakın ben şimdi şuraya x desem, bakın büyükleri x'in yanına büyüklerini veriyorum. Neden? Bakın ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. En az olanları da bakın kilogram olarak en az olanları da nereye verdim? Sağ tarafa verdim. Buradakilerin toplamı ne olacak? X artı 13 olacak. Eşittir. Bakın sağdakilerin toplamı ne olacak? 3 kere 5'ten 15 olacak. E 13'ü eşitliğin sağ tarafına atarsam x'i buradan 2 olarak bulmuş oluruz. Peki hocam, siz neden 6 ve 7'yi buraya aldınız? Almasaydım o zaman ne olacaktı? Diyelim ki arkadaşlar, 5, 5 bu oldu. 6 bu oldu. Buralarda da hadi 7 7 7 oldu. O zaman bakın buranın toplamı ne oldu? Ne olurdu? X artı 11. Sağ taraf ne olurdu? 3 kere 7'den 21. 11'i sağ tarafa atarsam X buradan ne olur arkadaşlar? 10 olur. X buradan bak daha büyüdü. Ben X'in en az olmasını istiyorum. O yüzden az önce yazdığım gibi olmalı. Şimdi geldik günün son sorusuna. Aşağıda görseli verilen hesap makinesinin mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renkli tuşlarından her birinin toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden farklı bir tanesini yapmak için kullanılmaktadır. Yukarıda görseli verilen 4 tane işlemin sonuçları arasında A büyüktür C büyüktür B eşittir D şeklinde bir sıralama olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bunların içerisinde A en büyük olacak. E A'nın en büyük olması için ben 4 işlemden bir tanesini kullanacağım ya o zaman çarpmaya buraya vereyim değil mi? Niye? Çünkü 4 ile 2'yi çarparsam ben 8 olur ve e, A sayısını en büyük elde etmiş olur. O zaman bakın A yerine 8 yazdık. Şimdi ikinci sırada büyük olan sayı C olacak. Arkadaşlar o zaman ben buradaki e, yeşil dikdörtgende ne vermem lazım? Artı vermem lazım. Niye? 4 ile 2'yi toplarsam 6. Bakın çıkarma versem 4 eksi 2'den ne olacaktır? 2 olacaktı. Fakat ben c'nin de büyük olmasını istiyorum. Değil mi? Ya da bölme desem 4 bölü 2'den 2 gelecekti. Bakın en büyük değeri 6 olarak elde etmiş olduk. Bakın c yerine de 6 yazdım. Şimdi b'ye bakıyorum. Ne kaldı? Çıkarma ve bölme kaldı arkadaşlar. Şimdi ben burada bölme yapsam 4 bölü 2'den 2 gelir veya 4 eksi 2'den b 2 gelecek. E zaten burada 4 bölü 2'den de 2 geliyor. Her halükarda da ikisi bakın birbirine ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. Biz de zaten B ile D'nin birbirine eşit olmasını istiyoruz. O zaman B de D de ikisi de ne çıkmış oldu arkadaşlar? 2 çıkmış oldu. Ya demek ki benim buradaki işlemim ne olmuş oldu? Çarpma. Bakın bu da toplama olmuş oldu. İşlem önceliğine göre bakın önce çarpmayı yapacağım. 6 kere 2 12 artı 3 geldi. 12 ile de 3'ü toplarsam cevabımız 15 olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.